Merhaba arkadaşlar, Sürüngen Dostları kanalıma hoş geldiniz, ben Kaan. Evet, uzun zamandır filtre incelemesi yapmadığımı fark ettim. Biliyorsunuz daha önceden OSF filtre incelememiştim. Aslında incelemeyi uzun zamandır istiyordum. En son İzmir gezinde fırsat geldi ve bunları Malo İzmir'den satın aldım. Ve sizlere güzel hepsine ayrı ayrı video çekmek istiyorum. Gördüğünüz gibi iki tane OS aldım, iki tane Eden marka aldım. Eden'in zaten OS üretiyor. O yüzden hepsi OS diyebiliriz. Ama bugün konumuz FilterSmart 60 dediğimiz şu ürün. O yüzden bunları kaldırabiliriz şöyle. Fazlalık yer kapılmasın. Zaten bir de Eden 501 var. Bu da hemen aynı özelliklerde ve aynı vitre hacim destekliyor. Bunu da daha sonra kendi videosunda anlatacağım. Bu arada satın almak istiyorsanız aşağıya ben Malawi İzmir'den linki bırakırım. Oradan da satın alabilirsiniz. Öncelikle üründen biraz bahsetmek gerekirse, ürün görmüş olduğunuz gibi hani küçük bir fitte, küçük bir dış fitte. Bu yüzden nanotankları için çok daha uygun. Zaten ben biliyorsunuz çoğunlukla nanotank kullandığım için, özellikle şu arkamda görmüş olduklarınızı, bunların hepsini artık böyle yavaş yavaş dış fitreye çevirmeyi düşünüyorum. O yüzden de ilk sanırım şununla başlayacağım. Beta var içerisinde. Onun zaten en son iç fitresi bozulmuştu. O yüzden onu değiştireceğim muhtemelen bu videoda. Zaten iç fitreyi dış fitrenin farkını çok anlatmama gerek yok. Dış fitrede bakteri tutabileceğiniz hazne daha büyük olduğu için, bakteri tutabilecek malzemeyi koyabileceğiniz hazne daha büyük olduğu için genellikle daha faydalı. Çünkü iç filtrede biraz hızlı yapılan bir temizlikte bile bakteri kültürünüz çökebiliyor. Çünkü içine 3-4 tane bir filtre malzemesi koyabiliyorsunuz. O da en ufak bir şeyde çökebiliyor. O yüzden dış filtre kullanımı tanklarınız ve balıklarınızın sağlığı için çok önemli arz ediyor. Tabii bu filtrenin küçük boyda olması gerçekten avantaj sağlıyor. Tankın yanına veya arkasına kolaylıkla gizleyebiliyorsunuz. Onun dışında bunun harici satılan bir ekstra aparatı var. Onunla birlikte tankın yanına takıp ASCII filtre tarzında kullanabiliyorsunuz isterseniz. Ve tahmin edeceğiniz üzere çok az enerji harcıyor. Hemen hemen bir iç filtre kadar enerji harcıyor. Yani bu ürün sadece 4 watt enerji harcıyor. Ayrıca tatlı su ve tuzlu su da kullanabiliyorsunuz. Tabii ki Alman mühendisleri tarafından üretilen bir filtre. Alman malı o yüzden. O yüzden de ne kadar hani her şeyin düşünülmüş olduğunu birazdan göreceğiz kutuyu da açtıktan sonrasında. Aynı zamanda UL sertifikası var ve 3 yılda garantisi var. 3 yıl boyunca yani herhangi bir sorun olduğunda Malawi İzmir'e ulaşıp filtrenin tamirini veya değişimini talep edebiliyorsunuz duruma göre. Özelliklerimiz bu kadar. Hadi gelin filtreyi açalım. İçinden neler çıkıyor onları görelim. Şöyle bir filtre malzememiz, seramik malzeme çıkıyor. OSE'nin ürünü. Şöyle yine bir tane daha seramik malzememiz çıkıyor. Seramik halkamız çıkıyor. Burada emiş, basış burada. Onları takacağımız yerler ve şu neydi bunların adı? Vantuslar çıkıyor. Şuradan 4 tane filtrenin altına kullanacağımız ayaklar çıkıyor. Sessizlik için bu önemli. Bu arada gayet sessiz çalışıyor deniliyor sitesinde. Ama bakalım kurunca onu göreceğiz zaten. Şöyle bir hortum çıkıyor. Kısa bir hortum var. Ama isterseniz zaten bu hortum bulunabilen bir hortum kolayca. Alıp daha da uzun şekilde kullanabilirsiniz. Ama bana yeterli olacaktır. Çünkü ben tankın yanına koyacağım. Eğer aşağıdan koyacak olsaydım muhtemelen yetmeyecekti. Yani hortumun kısa olması biraz aslında dezavantaj diyebiliriz burada ama sadece tankın yanına kullanacağı düşündüğümüz için küçük bir hortum koymuşlar. Şöyle iki tane plexi borumuz var. Bunların bir tanesi şelale filtre. Tıpa ucu yok. Tıpayı buradan yapacağız. Burada muhtemelen tıpası. Bir tane de şöyle boru. Bu da emiş borumuz olacak muhtemelen. Şurada yine garanti belgesi dediğimiz 3 yıl garantiyi anlatan bir kitapçık var. Tabii kitapçıkları ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Burada da yine kullanımı ile ilgili nasıl takıldığı, nasıl kurulduğu ile ilgili güzel resimli bir anlatım var. Şöyle de göstereyim hatta. Buradan yardım alabiliriz belki. Bunu atmayalım. Şimdi artist yanmanın lüzumu yok. Ve bunun dışında da filtremizin kendisi çıkıyor. Dediğim gibi gayet kompakt, güzel bir filtre. Oo, bunu bile düşünmüşler. Yani şu bile şöyle cırt cırtlı kablosunun cırt cırtı var. Cırt cırtı açıp ona göre istediğiniz yerden tekrar cırt cırt yapabiliyorsunuz. O gerçekten güzel düşünülmüş. Şöyle ben bunu kapatayım tekrardan bir. Birazdan detay bir ürün çekeceğim çünkü. Evet, filtremizde iki tane kilit mekanizması var. Şu yanlardan basıp kilidi açtığımızda bunu açabileceğimiz hale geliyor. Patlamadı değil mi? Açtığımızda şu kısımda içinde pervane var. Pervanenin olduğu kısım. Pervaneyi kolaylıkla çıkartıp tekrar yerine takabiliyorsunuz. Mıknatıslı bir yapıya sahip. Burada emiş ve basışın girişleri var.
Onun için bir tane kapak var burada. Buradan en son suyu rahatlıkla doldurabilirsiniz. Burada yine arada bir separatör var. Bir tarafa sünger, bir tarafa filtre malzemesi koyabilirsiniz. Veya bu süngeri iptal edip buraya da yine filtre malzemesi ve daha küçük bir sünger kullanabilirsiniz. Veya elyaf kullanabilirsiniz. Artık bunlar sizin kendinize kalmış konular. Yani ürünümüz basit, güzel, şık. Şimdi gelin hadi kurulumunu yapalım ve tankımıza yerleştirelim. Buna şöyle bir şey yapacağım. Tankı kurduktan sonra direktman videoyu bitirmeyeceğim. Çünkü bir hafta kadar gözlemledikten sonra size en son videonun sonunda da gözlemlerimi anlatacağım. Çünkü şu ana kadar saydığım şeylerin hepsi sadece okuduğum şeylerdi. Daha sonra tecrübe ettiğim konular varsa, olumlu veya olumsuz yönleri varsa bunları da kısa olarak videonun sonunda anlatacağım sizlere. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Unutmayın. Ve buraya kadar geldiyseniz de bir abone ol tuşuna basarsanız sevinirim. Oradan zil seçeneğine tıklayıp bildirimleri de açarsanız 10 numara olur. Hadi gelin kuralım. Evet, filtremizi ve filtremizin içinden çıkan kutu içeriğini tam olarak burada görüyorsunuz. Evet, öncelikle filtre malzememizi dolduralım. Kilitlerini kapattık. Şimdi şunları takalım. Altındaki petleri takalım. Ben şu ucu kullanacağım. Şelale uç. Çünkü benim tankıma sığmayacak. O zaman şunu şöyle yapacağım. Bu şekilde kullanacağım. Emiş kısmını takalım. Şurada ufak çentik var. Şu şekilde takıyorsunuz. Bu zaten direktman buna geçiyor. Bu şekilde geçirip takabiliyoruz. Şuraya da hortum takacağız. Emiş ve basışlarımız hazır şöyle. Hortumu ikiye bölelim şöyle bir. Biraz bastırıp bu şekilde yukarı çekerek iyice sıkıştırıyoruz. Herhangi bir su kaçması olmasın. Aynı şekilde out kısmına da takıp yukarı doğru sıkıştırıyorum. Yine bu uçlara da şu önce yerleştirip şimdi in kısmına bunu takıyoruz. Ve bu şekilde sıkıştırıyoruz yine. Tamam. Ve out kısmına da yine takıp sıkıştırıyoruz. Tabi takmadan önce kapağımızı açıp suyumuzu da dolduralım. Tamam. Kapağımızı sıkıca kapatalım. Şu kilitlerin de kapalı olduğundan emin olalım. Şimdi kullanıma hazır. Takalım tankımıza. Evet, filtreyi çalıştırdım. Ama tabii şu an biraz daha hava olduğu için motorda. Zaten görüyorsunuz hava da basıyor biraz. Biraz ses yapıyor. Ama muhtemelen ses birazdan gidecektir. Bu arada hortumları bağlamak için biraz şöyle uğraştım. Hem iç ve çıkış borularına. Çünkü benim tank biraz küçük. Fark ettiyseniz. Ama şöyle dipteki şeyleri hemen çekmeye başladı bile emiş filtresi. Normalde dip böyle bayağı bir tortu vardı dipte. Onları muhtemelen yavaş yavaş temizleyecektir. Zaten ses de gitmeye başladı. Evet, şu an ses gitti. Debi olarak fena değil bence. Zaten normal beta tankı bu. Fazla akıntı olmaması gerekiyor. O yüzden şunu belki biraz daha cama verebilirim. Ya da şelalesini bir şekilde kesmenin yolunu bulup kesip öyle de kullanabilirim. Ama dediğim gibi videonun devamına birkaç gün deneyeyim. Ana sonrasında az sonra zaten izleyeceksiniz tecrübelerimi. En azından tavsiye ediyor muyum etmiyor muyum onu daha net size söyleyebileceğim. I'd love to-
Evet, Fitre'yi bağlayalı yaklaşık bir hafta oldu. Bir haftalık süreçte gerçekten çok memnun kaldık Fitre'den. Gerek sessizlik açısından, yani gerek de tankın temizliği açısından gerçekten çok başarılı buldum. Zaten görmüş olduğunuz gibi tank bayağı berrak haline geldi. Sadece içindeki kendi malzemeni kullandım şu an için. Belki ileride dediğim gibi içindeki malzemeleri değiştirebilirim. Ama şu an kendi içindeki malzemeler gayet yeterli. Kablosu gayet uzun, rahatlıkla bağlayabildim. Hortumları gayet yeterli. Özellikle böyle tankın yanında gerçekten çok şık duruyor. Ama ben normalde tankın arkasında kullanıyorum mecburen. Orada bir teraryum var çünkü. Ama bu şekilde kullanma imkanınız varsa kesinlikle çok daha güzel duruyor. Bu arada suyun üstüne biraz da böyle bilerek yukarı doğru verdirdim. Bu şekilde verdirdiğimde yukarıda herhangi bir yağ birikmesi vesaire olmadı. Normalde su üstü bitkileri vardı tankta ama size daha rahat gösterilmek için onları çıkarttım. Biliyorsunuz tanklarda beta var. Beta hiçbir şekilde akıntıdan rahatsız olmadı. Saklanacak yerde de var gerçi ama çok aşırı bir akıntı yapmıyor. O yüzden alacaksanız bunu göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tek eleştirebileceğim nokta şu olabilir. Şu yanında gelen şelale aparatı ikiye bölünmüş halde olabilirdi. Hani bazılarını öyle yapıyorlar. Şuradan ikiye bölünüp isterseniz birleştiriyorsunuz falan. O şekilde olsaydı benim tankları rahatlıkla kullanabilirdim. Tek eleştirim bu olabilir herhalde filtreye. Onun dışında gerçekten her şeyi düşünmüşler. Bu tip nano tanklar için gerçekten çok güzel, çok kullanışlı dış filtreler oluşmuş. Evet, bu videomuzda bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz bu tarz içerikleri kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Bunun dışında katıl üyeliğimiz var. Oradan destek olmak isterseniz oradan bana destek olabilirsiniz istediğiniz paketi seçerek. Ben dediğim gibi Malawi İzmir'den linki aşağıya bırakacağım. Almak istiyorsanız da oradan bakabilirsiniz de ürüne. Farklı videolarda ve farklı incelemelerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.